Sevgili başkanım, geçtiğimiz pazar günü Türkiye'de seçimler oldu. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu yapıldı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu maalesef beklentilerinin altında oy aldı. Bizler de üzgünüz ama nasıl oldu efendim, niye böyle oldu? Sayın Kılıçdaroğlu kazanamadı ve bundan sonra ne olmalı, nasıl olmalı, ne yapmalıyız? Evet, tabii ki bizler de üzgünüz. Baharı ne yazık erteletmek zorunda kaldık. Biz hazırlanmıştık, baharı kutlayacaktık, halaylar çekecektik. Biliyorsunuz burada 5 günlük bir etkinliğimiz var. Bizim semtin festivali var. Her yıl Pfingst'inde yapılan bir festival var. Cuma'dan başlayıp salı gününe biten. Cumartesi günü biz burada hep birlikte bizim bütün emekçilerimizden, bütün çalışan üyelerimiz, yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte burada halaylar çekecektik. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısını burada hep birlikte kutlayacaktık. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısı bizlerin başarısı, bütün insanların, bütün demokratların başarısı olacaktı. Ne yazık buna benim düşünceme göre müsaade edilmedi. Bunu aldığımız haberler, televizyondan takip ettiğimiz kadarıyla, seçimlerin sonucuna baktığımızda, orada çıkan oyların sayısı, seçmen sayısı, bunların hepsinin manipülasyona açık bir şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Bu büyük bir ihtimalle de böyledir. Normalinde ilk seçimde bence kazanılan bir seçim Sayın Kılıçdaroğlu açısından. Fakat ikinci seçimde de aslında biz kazanmasını bekliyorduk. En az %50 artı biri bekliyorduk. Ne yazık bu sevincimizi yaşayamadık. Ama bu demek değil ki mücadeleyi burada bırakıyoruz. Mücadeleye aynen o seçimde bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bizim mücadelemiz bitmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çok iyi bir kampanya yaptığı kanısındayım. Müthiş bir performans gösterdiği kanısındayım. 74 yaşında bir liderin o müthiş performansını hepimiz hem sosyal medyadan hem televizyonlardan izledik, takip ettik. Aslında gurur verici bir mücadeleydi. Bizler de buna katkı sağlamaya çalıştık. Ne yapabilirdik yurt dışında? Buradaki seçmen canlarımızı mobilize etmeye çalıştık. Sürekli bilgilendirmeye çalıştık. Gelişmeler konusunda, oy kullanma konusunda, yapılabilecek hatalar konusunda sürekli bilgilendirme yaptık. Buradaki canlarımızı Düsseldorf konsolosluğuna göndermeye çalıştık, kendimiz de götürdük. Ve orada konsoloslukta görev yapan, sandık başında görev yapan görevliler olsun, müşahit canlarımız olsun, onlara da bir şekilde buradan kendi derneklerimizden, cemevlerimizden desteklemeye çalıştık, katkı sağladık. Onların yemeğini, içeceklerini eksik etmedik. Biz ilk seçimde 3 gün boyunca Düsseldorf konsolosluğuna yemek taşıdık. İkinci seçimde de bir gününü biz üstlenmiştik. Buradaki diğer canlarımızdan, diğer Alevi Kültür Merkezleri ile birlikte hareket ettik. Düsseldorf seçim bölgesine bağlı bulunan Düsseldorf cemevimiz, Neuss'teki cemevlerimiz, Dormagen'deki cemevimiz, Grevenbroich cemevi, Mönchengladbach cemevi, Wuppertal cemevlerimizden birlikte, Mörs cemevi, Duisburg cemevimiz, burada Fatma Yaşar canımızı da ona da ulaşabildik. Onlar da, hatta Hamburg cemevimiz, onların da büyük katkılarıyla oradaki canlarımıza, en azından onların eksiklerini hiçbir zaman onlara hissetmedik. Onların sandıkların başında kalmasını, oradaki manipülasyona
dikkat etmeleri konusunda, provokasyonlara dikkat etmesi konusunda biz de yemeklerle, içeceklerle onu desteklemeye çalıştık ki onları. Onlar da orada kendi işinin başında konsantre bir şekilde devam etsinler. İyi de oldu. Fakat beklediğimiz sonuç bu değildi. Burada ben bir araya girmek istiyorum. Evet. Yani kaba tabirle 2+2=4 etmedi bu sefer. Millet İttifakı'nın bileşenleri bence iki bileşeni bir yeterli katkıyı göstermedi. Ya da gönülsüz gösterdiler gibi geliyor. Yoksa bu sonuç böyle olmamalı. Evet, bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Hatta Düsseldorf Konsolosluğu'nda orada İYİ Partili bir arkadaşla tanıştım. İlk seçimde bayağı böyle bir bir enerjiyle işin başındaydı. Fakat ikinci seçimde gördüğümde çok durgundu. Çok durgundu. Bu da demek oluyor ki yani bizler kadar bu olayı içselleştirmemişler. O mücadeleyi bir şekilde seçimde, normal milletvekili seçiminden sonra sanki böyle bir fites düşürme gibi bir durum söz konusu. Bana öyle geldi. Destekten elde ettikten sonra gerisi önemli değildi herhalde. Evet, bana da öyle geldi. Eğer onlar da bizler gibi canla başla, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığının yani 1/3'ünü yapabilselerdi belki daha başka bir sonuç alabilirdik. Ama yani bunu yapabilmek için buna gönül vermek lazım. Buna inanmak lazım. Değişime inanmak lazım. Demokrasiye inanmak lazım. Bu ne yazık birçok kişi tarafından böyle benimsenmedi. Dolayısıyla böyle bir sonuç çıktı. Biraz önce de söylediğim gibi mücadelemizi bırakmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. Müthiş bir performansla, müthiş bir özveriyle seçim stratejisini başlattı, yürüttü, sonuna getirdi. Sosyal medyayı çok iyi kullandı. Sürekli bizleri bilgilendirdi. Biz de bu bilgileri üyelerimizden, çevremizdeki canlarla paylaştık. Ama ne yazık yani bir ülkede eğer 30'a yakın kanal sadece tek yönlü bir propaganda yapabiliyorsa ve diğer seçmenlere, diğer partilere bu imkanı tanıyamıyorsa orada bir manipülasyon söz konusudur. Orada bir yönlendirme söz konusudur. Bunu da açık açık yaptılar. Devletin bütün imkanları şu andaki iktidardaydı. Oradan evet yani anayasaya aykırı olsun olmasın hiçbir şeye onların hiçbir şey umurunda değildi. İstediklerini ne yazık yaptılar. İşleyen bir demokrasi yok. İşleyen bir adalet yok. Maalesef. Ne yazık adalet işlemedi mi de bunu sonuçlarda böyle oluyor. Ne yazık. Peki başkanım, pardon. Son olarak toparlarsak neler diyeceksiniz kitleye, Alevi canlarımıza, sosyal demokrat canlarımıza? Bundan sonra ne yapmalıyız? Bizim hiçbir zaman mücadelemiz sonlanmadı. Sürekli mücadelemiz canlı kaldı. Biz eşit yurttaşlık hakkından yanayız. Biz demokrasiden yanayız. Biz adaletten, haktan, hukuktan yanayız. Bu olduktan sonra iktidarın şu veya bu partide olması hiç önemli değil. Eğer bunlar işliyorsa o zaman sıkıntı yok. Ama biz biliyoruz ki şu andaki iktidarın ne adaletle ilgili bir sıkıntısı var, ne hak hukukla ilgili bir sıkıntısı var. Ne yazık adalet ve hukuk şu anda iktidardaki parti ve mensuplarına yarıyor. Onlar için işliyor. Ne yazık bizler için işlemiyor. Bu da çok üzücü. 21. yüzyılda hala eşit haklardan bahsetmek, eşit şartlardan bahsetmek, eşit şartlarda seçime girmekten bahsediyoruz. Ve bir de bu sandıklara sahip çıkma olayı var ya, bu gerçekten yani inanılacak bir şey değil. 21. yüzyıla gelmişiz, hala evet bu söylemde bulunmak bile utanç verici. Utanç verici. Orada eğer sandıkların başında atılan oy sandıklardan tekrar aynı şekilde çıkıyorsa o zaman
okeydir. Demokrasi işliyor demektir. Ama farklı bir şey çıkıyorsa, 2 artı 2, 3 çıkıyorsa orada bir dengesizlik var demektir. Ne yazık, bizim görebildiğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla bu böyle ve sonuçlar da bu şekilde yansıdı. Ama biz mücadeleyi bırakmayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da önümüzdeki günlerde muhtemelen açıklamaları olacaktır. Bu konularda bizleri bilgilendirecektir. Biz kendisini başından beri destekledik. Sonuna kadar da destekliyoruz. Bundan sonra da en doğru kararı kendisinin vereceğini biliyoruz. Onun da o doğru kararını umarım toplumumuz için, ülkemiz için hayırlı olur. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmanıza da başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Seçimlerle ilgili ben soruda sormak istiyorum, izniniz olursa. Pazar günü maalesef Sayın Kılıçdaroğlu kazanamadı. Efendim, niye kazanamadı? Niye böyle oldu? Beklentiler yüksekti. Kazanacağı yönündeydi. Anketler de onu gösteriyordu. Neden böyle oldu ve bundan sonra neler yapılmalıdır? Yani tabii bu konuda konuşulacak çok şey var. Moralimiz bozuk aslında. Moralimiz çok bozuk. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede yapılacak çok şeyleri vardı. Bu ülke için bir kazanımdı. Dürüstlük konusunda, nezaket konusunda ülkemize katkıları çok olacak bir insandı. Maalesef bunu, bu şansı Türkiye kaybetti. Yani bunu belirtmek lazım. Bundan sonra tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu yedirtmeyeceğiz. Yarkasında duracağız ve sürekli desteğimizi de vereceğiz. Bundan sonra ne yapmak lazım? Kazanamadı, tamam. Yani karamsarlığa mı kapılalım, yoksa diyoruz ki hayır, mücadele yeniden başlıyor mu diye. Karamsarlığa kapılmaya hiç gerek yoktur. Mücadele zaten hiçbir zaman bitmez. Bittiği yerde başlar. Birileri bu bayrağı alır, götürür. Bu konuda karamsarlığa hiç yeri yoktur, gerek de yoktur. Karamsarlığa kapılsaydık bugüne gelmezdik zaten. Biz karamsarlığı Kerbela'da bıraktık. Onun için de korkuyu da Kerbela'da bıraktık. Onun için mücadelemiz devam edecek, direncimiz devam edecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çalışmanıza da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim misafirliğiniz için, ziyaretiniz için. Elinize, emeğinize sağlık. Çok biz teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz. Büyük bir memnuniyetle geldik buraya. Bizi de çok güzel ağırladınız. Eyvallah.